Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kul peygamber, kendisine bir yemek getiriliyor. Çoğu zaman aç, evinde çoğu zaman yemek pişmiyor. 3 gün üst üste evinde katık yenilmedi diye rivayetlerin olduğu bir peygamber. Miskinliğinden dolayı değil. Çalışmak istemediğinden dolayı değil. Elinden bir şey gelmediğinden dolayı değil. İhtiyaç sahibini kendisinin ihtiyacının önüne getirdiğinden dolayı. Eline geçen her şeyi muhtaç olan kardeşleriyle paylaştığından dolayı. Bazen sahabeler Resulullah'ın da seveceği yiyecekleri annelerimizin çadırına getirirlermiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ne kadar da güzel bir şey söylemiş. Peygamberin kul bir peygamber, mütevazi bir peygamber olduğunu izhar edecek bir şey ortaya çıkmış. O da ne? Demiş ki ya Resulallah, şöyle yaslandığın yerde yemeğini yesen, özür dilerim affınıza sığınırım. Şöyle yaslandığın yerde sırtını dayamışsın, elini tabağa uzatmışsın, bir kenara doğru şöyle yaslanmışsın. Öyle bir yesen, nasıl oturuyor? Genellikle böyle talebe olan kardeşlerim öyle otururlar. Benim gibi biraz daha semirmeye başladıklarında öyle oturamazlar artık. Talebe kardeşlerim nasıl otururlar? Dizlerinin bir tanesini karınlarına doğru çekerler. Doğru mu abi? Ayaklarının bir tanesini de diğer ayağının altına atarlar. Mütevaziler ya. Vallahi ne kadar da yakışıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle oturuyor ya. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor. Ben bu sözü söyledikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu alnı yere diyor o kadar diyor eğildi ki neredeyse diyor yere değecekti diyor. Öyle eğildi diyor. Hazreti Ayşe söyledikten sonra ya doğrul dedik ya Resulallah. Yaslan dedik. Rahat et dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra ekledi. Dedi ki ben kölenin yediği gibi dedi yiyeceğim. Allahu Ekber. Ben kölenin oturduğu gibi oturacağım. Hiç kuşkusuz ben alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin kölesiyim dedi. Allahu Ekber. Amcası anlatıyor. Abbas radıyallahu an. Dedim ki Allah Resulüne ya Resulallah kendine şöyle bir taht edinsen. Taht dediğimizde öyle filmlerde izlediğiniz gibi böyle büyük etrafları elmastan altınlardan döşeli değil. Ha benim oturduğum gibi kıytırık bir sandalye. Önünde kıytırık bir masa. Neden peki? Ne hissetti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir duruma şahit oldu da kendisine böyle bir teklif sundu. Dedi ki ya Resulallah sana taht yapalım onun üzerine otur. Zira insanların seni rahatsız ettiklerini görüyorum. Şurada oturacak. Biraz yükselecek. Size biraz yukarıdan bakacak. Aranızdan ayrılacak. Eziyetlerinizden uzak kalacak. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hayır, Allah beni onların içerisinden çekip alıncaya kadar, yani ben vefat edinceye kadar onların arasında oturacağım. Onlarla beraber oturacağım. Mescid-i Haram'da, çarşıda, pazarda, yolda gezerken bir kenarda dinlenmek için onlarla beraber oturacağım. Hemen tahtlar kurulacak, üstüne gölgelikler yapılacak, 2 tane Müslüman kenarına dikilecek, bir taraftan gölgeleyecekler, bir taraftan serinletecekler, bir taraftan da yalın kılıçlarıyla koşanacaklar, Peygamber aleyhisselamı koruyacaklar. Yok öyle bir peygamber. Kul peygamber. Kul peygamber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ekledi, dedi ki, varsın ökçelerime bassınlar. Yani yürürken ayaklarıma bassınlar. Ön safa geçmek için beni essinler. Varsın elbisemi çekiştirsinler. Geçerken o sıra bana takılsınlar. Kolumdan tutup çeksinler. Varsın hareket ettiklerinde toz dumanı ayağa kaldırıp yüzümü, ellerimi kuma bulasınlar. Allahu Ekber. Ben bu halleri de yaşasam Allah beni öldürene, vefat ettirene kadar ben onlarla
beraber oturacağım dedi. Şimdi Allah rızası için size soruyorum. Peygamber aleyhisselam bu davranışıyla ne kaybetti aziz dostum? Sana söylüyorum. Alçaldı mı? Haşa ve kella. Yere yaklaştıkça elhamdülillah yükseldi. Toprağa yaklaştıkça semaya doğru yükseldi elhamdülillah. Hiçbir şey kaybetmedi kardeşler. Hiçbir şey kaybetmedi.